Yani teknik ve içerik boyutlarıyla ilgili konuştun aslında üç aşağı beş yukarı. Ben de birçok sıkıntı görüyorum. Hem içerik itibariyle hem mesele daha çözüme aşamasındayken, internetle ilgili hukuk netleşmemişken vesaire. Yani Türkiye bu meseleyi bir egemenlik sorunu olarak adlandırıyorken bütün bu meselelerin içine doğrudan Anayasa Mahkemesi girdi ve bütün bu tartışmaları anlamsızlaştırdı. İkincisi teknik mesele, senin de dediğin gibi Anayasa Mahkemesi usul hatası yaptı ve bu son zamanlarda bir geleneğe dönüştü. Artık yargı makamlarından birisi usul hatası yaptığı zaman yaptığı yanında kalıyor. Çünkü bir üst merci yok bu usul hatasından onu çevirebilecek. Bu bir sürü yol açtı. Belki şimdi birazdan Mustafa oraya girebilir ama gazetenin gerçekleri bugün evet, tehlikeli yol. Yani bu ikisiyle de ilişkili başka bir şey görüyorum ben. Asıl problemi bulduğum alan orası. O da son bir yıldır şahit olduğumuz bir şey. Anayasa Mahkemesi'nin kendisinden beklenmeyecek bir siyasi aktivizmle hareket ediyor. Ben bunu bilinçli yaptığını düşünüyorum. Yani Anayasa Mahkemesi siyasi gündemi izliyor. Siyasi gündemden bir boşluk arayıp o boşluğu doldurmaya yönelik aktivist bir çaba içerisinde hareket ediyor. Yani böyle bu... Şunu ama şey yapalım, altını çizelim. Bir kere Anayasa Mahkemesi kararları bence zaten otomatik olarak siyasidir. Yok, aslında kastım o değil. Hayır, kastım ben de şunun için söylüyorum bunu. Anayasa Mahkemesi herhangi bir önüne gelen konuda ne karar verirse versin tabii ki siyasi bir karar vermiş olacak. Ama sen başka bir şey söylüyorsun. Diyorsun ki bunun dışında bir özel olarak bir bir siyasi atak bir tabii ki pozisyonla, atak bir pozisyon izliyor. Yani siyasi olduğunun altını tabii çizen bir şey yapıyor. Yoksa tabii zaten ne karar verse siyasi ona olacak. Ona hiç itirazım yok. Elbette Anayasa Mahkemesi siyasal sorunları evet çözüyor. Ona bir ya da sorun siyasal tabii sorunlara yol açıyor. Yol açıyor ya da. Fakat yani sanki Anayasa Mahkemesi kendisine şöyle bir misyon biçti. Son zamanlarda vesayet sistemi geriledi. Seçilmiş bir iktidarın hegemonyası var siyaset üzerinde. Ama öte taraftan toplumsal muhalefet var. Bu toplumsal muhalefet siyasete aktarılamıyor. Siyasal bir kutuplaşma var. Burada ben üçüncü bir aktör olarak devreye girip ne kadar el yükseltebilirim hesabı görüyorum bu aktivizmin içinde. Bu zaman zaman kararlarına yansıyor. Zaman zaman kararların ötesinde Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın konuşmalarına yansıyor. Bunu geçen aylarda konuşmuştuk. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun bir yeni anayasa çıkarma konusunda başarısız olması meselesini Haşim Kılıç bir üniversitede yaptığı konuşmada kahve muhabbeti düzeyinde değerlendirmişti. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani böyle bir şey yakışıyor mu, nasıl böyle bir şey yapabilir vesaire. Halbuki çok basitçe Anayasa Mahkemesi'nin başkanı seçilmiş siyasi aktörlere bu düzeyde konuşamaz bir kere. Erkler ayrılığı vesaire. Şimdi burada da aynı şeyi gördük. Başbakanın bu karara yönelik tepkisini bunları duygusal tepkiler olarak görüyorum diye açıklayan bir Anayasa Mahkemesi başkanı görüyoruz. Şimdi ben bunu doğrudan bir pozisyon almaya karar vermiş bir aktörün pozisyonunu deklare etmesi olarak okuyorum. Böyleyse eğer yani bir bağımsız mahkeme, üst bir mahkeme bir niyetle, kasti bir eylemle siyasi pozisyon almaya yönelik bilinçli bir iradeyle bu pozisyonunu deklare ediyorsa siyasetin alanına giriyor demektir. Ha, siyasetin zaman, alanına girdiği andan itibaren de siyaseten tartışılabilir bir aktöre dönüşüyor, eleştirilebilir bir aktöre dönüşüyor, tarafsızlık zırhını kaybediyor, bağımsızlık zırhını anlatabildim bilmiyorum. Siyasetin zemini kaygan bir zemin çünkü. Şunun için objektif hukuk kuralları mümkün olduğu kadar uygulayabildiği zaman da aldığı karar siyasidir, doğru. Ama kastımı anlamıyorsun, başka ama, bir şey söyle. Tabii tam onun altını çizmek için araya giriyorum tekrar. Ama bunu kasten zaten siyasi bir karar olsun, kasten ben şu pozisyonu özellikle alıyorum diyor. Biraz da kişisel bir alıma benziyor gerçi. Şimdi Twitter kararı da biliyorsun bir organı, beş kişilik. 10 gün bekleyebilen bir Anayasa Mahkemesi bu usul tartışmalarına hiç zemin bırakmamayı düşünemez miydi? Bu kadar şimdi yaptığı açıklamada engellenemez, bazı ihlaller çıkabilir diye bir an önce müdahale ettik. Şimdi bunu karşılayan bir şey midir yoksa bu top bir daha ayağıma gelmeyebilir, gelmişken bu topu gole çevirmeliyim aceleciliği midir? Normal Anayasa Mahkemesi'nde kararların alınma prosedürü belli. Haşim Kılıç daha önceden ekiple oturmuş, karar vermişler, sonra ekip ayrıca oturup imzalamış. Kendisinin bu kararın altına imzası var mı? Bu kurumun bir mensubu mu Haşim Kılıç? Yani dolayısıyla burada kasti bir siyasi aktör olma çabası var. Şimdi Türkiye'de
Tam bu Cumhurbaşkanlığı tartışması yaptığımız, siyasi gerilim, siyasi kutuplaşma meselelerini konuştuğumuz bir ortamda, hele özellikle öteden beri bu vesayet karşısında siyasetin, demokrasinin, hukukunu savunmuş bir siyasi kariyere de sahip olan Haşim Kılıç'ın bu aktivizmin toplum tarafından da görüldüğünü, niyetlerin fark edildiğini de hesaba katan daha özenli bir üslup kullanması lazım, özenli bir hareket içerisinde olması lazım. Aksi takdirde bugün bu vesayet kurumunun gecikmesinden sonra herkesin yöneldiği yer Anayasa Mahkemesi'ydi. Anayasa Mahkemesi'ni böyle konjonktürel ve kesinlikle olmayacağı belli olan mühendislik faaliyetlerine alet edip tartışılır bir kurum haline getirmenin bir anlamı yok. Çünkü bir kurumumuzda tartışılmıyor olsun yani. Çünkü en fazla Haşim Kılıç'a yakışır. Bugüne kadar verdiği aldığı tutum dolayısıyla.